İtirazınız var mı Ruşen Bey? Artı muhtemel midir bu işbirliği Meral Akşener'in bahsettiği deva ve gelecekle birlikte? İtirazım var tabii de itirazım yeniden bir parlamenter sistem, cumhurbaşkanlığı sistemi tartışmasına gideceği için e, kısaca şunu söyleyeyim, e, doğrudan doğruya herhangi bir konuyla ilgili kararnamenin açıklanıyor olmasın, e, o kararnamenin hatalı olduğunu düşünsek bile ...bu parlamenter sistem veya cumhurbaşkanlığı sistemiyle alakalı bir durum değil. Aksine kanun yapma işlemi parlamenter sistemde çok daha zorlaşabilir. Özellikle bu tür dönemlerde meclisin ha, Bir cümle mi ekleyeyim oldu. hocam? E, Metin Özka şey anlamında. Ka özür dilerim. Kanun çıktığı dönemde de mecliste zaten iktidarın çoğunluğu olduğu için parlamenter rejimde... ...zaten iktidar çıkartıyor kanunu. Önemli olan şu parlamenter rejimde herkes bir araya geliyor. En azından konuşuluyordu. Şimdi konuşulmuyor. Cumhurbaşkanlığı ofisleri evet. var ordan ilmetliyor. Hayır, öyle bile o, olsa anlamda rahatsız ediyor. Öyle bile olsa parlamenter sistem bile olsa İçişleri Bakanlığının genelgeleri ve mal, işte ne bileyim Maliye Bakanlığının genelgeleri vesaire üzerinde yine meclis şey olmayacak. Genelgeler yayınlandığında o başka bir yöntem. Ya yani o, o düzlemin tartışması değil. Ee, ya bu bu tartışmayı çok yapmanın bir anlamı yok. <laughs> Defalarca yaptık bu tartışmayı. Yani herkesin pozisyonu net aslında bununla ilgili olarak. Ben de kişisel olarak her zaman Cumhurbaşkanlığı sisteminin çok daha hızlı reaksiyon verdiğini düşünenlerdenim. Ee, bu şeyle ilgili, ittifaklarla ilgili kısma gelirsek, e, ya ben şunu düşünüyorum kabaca. Yani Millet İttifakı ister 3 partiden oluşsun, ister 5 partiden, ister 7, ister 8. ...isterseniz Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir daha bölün, Millet İttifakı'nın içerisinde bir parti daha olsun. İyi Parti'yi bir daha bölün, onun içerisinde bir parti daha olsun. Millet İttifakı'ndaki parti sayısını artırmak, oy sayısını artırmak anlamına gelmiyor. E çünkü biz uzun süredir, tam tarihini hatırlamıyorum ama yani belli bir süredir, biz aslında bütün seçimlerde aynı şeyi oyluyoruz Türkiye genelinde, referandumlar da dahil. Ee, aslında bir tarafta Erdoğan ve onu destekleyenler, öbür tarafta Erdoğan ve ona karşıtlar var. Bunun içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakının içerisinde olsa da olmasa da oyları o tarafa akıyor. Ee, HDP'nin e, efendim resmi olarak ittifakın parçası olsa da olmasa da oylarının büyük çoğunluğu o tarafa akıyor. Deva veya gelecek partisi o ittifakın içerisinde olsa da olmasa da Yine onların oyları Erdoğan karşıtı cephesine akacaktır. Dolayısıyla hani mesela şunu düşünelim. Diyelim ki Deva Partisi. Dedi ki ben Cumhur İttifakı'na katılıyorum. Millet İttifakı'na değil de Cumhur İttifakı'na katılıyorum dedi. Ne olacak? Onun oylarının Cumhur İttifakı'na geleceğini düşünüyor musunuz? Hayır ben düşünmüyorum. Kabaca şunu söylersek. Türkiye'de belli bir hat, belli bir eksen oluştu. %51'e 49, 52'ye 48 ne derseniz deyin. Bu 51-52'lik oran Erdoğan'ın oy oranı. Ee, onun karşısında bir de 48'lik 49'luk Erdoğan'a karşı olanların oy oranı var. Şimdi mesela Deva Partisi'nin diyelim ki %1'lik bir oy e, potansiyeli var. Bu potansiyel zaten önceki 2 3 4 seçim boyunca vermedi Erdoğan'a oy. Veya hatta işte Gelecek Partisi'nin içerisinde e, var olan oylar zaten Erdoğan'a verilmiş oylar değil. Veya MHP'nin içerisinde veya İyi Parti'nin içerisinde seçimlerde biz her seferinde şunu görüyoruz bir oylama yapılıyor. İşte isterse bu belediye başkanlığı seçimi bile olsun. Yani belediye başkanlığında da hatırlayacaksınız Türkiye genelinde yine AK Parti'nin oyları veyahut da Cumhur İttifakı'nın oyları, Erdoğan'ın oyları %52'ler civarında çıktı. Dolayısıyla ben şeyi çok önemsemiyorum. Yani rakamsal olarak seçilme meselesinde doğrudan doğruya karşı tarafta ne kadar partinin olduğu çok önemli değil. Çünkü bunlar çoğunlukla birbirlerinden oy alışverişini Cumhur İttifakından yaptıkları oy alışverişinden daha fazla yapıyorlar. Şöyle bir e, plan kurgulanıyor. Şöyle bir mantık, iki tane mantık var bunun arkasında. Birincisi e, ya yani işte bu yeni kurulan sağ partilerin oylarının zaman içerisinde artabileceği. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisine veya İyi Parti'ye gitmeyen, AK Parti'den veya MHP'den kopabilecek ama Cumhuriyet Halk Partisine gitmeyecek oylara e, ne diyelim e, bir alternatif e, güzergah göstermek gibi bir hizmet görecekler. Evet yüzde bir yüzde ikilik oy oranları yine önemli e, o, o anlamda hesaba katılması önemli olabilir. Ama şunu da söylemek lazım o partilerin gerçekten uzun süredir sahnede bulunuyor olmalarına rağmen beklenen ivmeyi yakalayamadıklarını da hep beraber görüyoruz. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında geçişkenlik oluyor diyelim ki eee İyi Parti %8'den %12 civarına çıkıyor. Aynı zamanda bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Parti'nin oy oranında da %2'lik falan düşmeler olmuş. E, dolayısıyla ana eksen tabii birçok belirleyeni var. Seçim dediğimiz şeyin ekonomik durumdan tutun da işte ülkedeki terör olaylarına kadar tabii vesaire onlar tonlarca belirleyeni olabilir ama genel anlamda bir okuma yapacaksınız. Yapacaksanız bazı küçük faktörleri göz ardı ederek okuma yapmak mecburiyetindesiniz. Öyle veya böyle. Mesela biz birçok seçime gidiyoruz. Erdoğan'ın oy oranı seçimden 3 ay önce, 6 ay önce %38'lerde falan gözüküyor anketlerde. Ama son 4 güne girmeye başladığınız andan itibaren o oy oranları %50'lerin üzerine çıkmaya başladı. Şimdi Bu, de öyle. Şimdi mesela düşüyor. Defalar defalarca ha. tekrar etmiş bir şey. 2010 belediye seçimleriydi sanırım. AK Parti'nin yüzde AK Parti belediyelerde yüzde 36'lara kadar falan düşüyordu. Düşer çıkar, düşer ama ana eksen şu. %51-52'lik bir Erdoğan oyu var. Onun karşısında ne tür stratejiler izlediğinizin, ne tür bölünmeler yaptığınızın çok bir anlamı yok. İkinci mesele şu, yani bu yeni partilerin kurulması ve onların hani bir kurtarıcı olarak görülmesindeki iki, ikinci mesele şu. E, yani Saadet Partisi'ne bakışı Millet İttifakı'nın şöyleydi. Ya evet çok bir katkısı olmuyor. Saadet Partisi'nin seçmeni muhtemelen Cumhurbaşkanlığı seçiminde... E, Kemal Kılıçdaroğlu'na değil de muhtemelen Erdoğan'a oy verecektir. Amma velakin Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'nda bulunuyor oluşu Millet İttifakı'nın sadece HDP ile işbirliği yapan bir ittifak olmadığını göstermeye çalışan, ne, ne derece ikna edici ayrı bir şey göstermeye çalışan bir şey, bir meşruiyet kaynağı olarak değerlendiriliyordu. Aynı muamelenin Deva ve gelecek partilerine de yapılacağını şahsen ben düşünüyorum.